Herkese merhaba ben Zafer Hoca. kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LGS sınavında eşitsizlikler konusundan çıkmış olan tüm soruları çözeceğiz. 7 tane sorumuz var. Sorularımızı pdf olarak kerimhoca.com sitesinden indirebileceksiniz. Kanalıma abone olarak videolara yorum yazarak videoları beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatıyorum. Ve çözümlere geçmeden arkadaşlar son olarak kampımızdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz LGS'de artık son aya giriyoruz. LGS son ayımızda online zoom üzerinden bir LGS kampımız olacak. Matematik ve fan kampımız olacak. Bu kampımızda LGS'de çıkabilecek sorular, yeni nesil sorular çözeceğiz. Konuları tekrar edeceğiz. Konuların püf noktalarını hatırlayacağız. Faydalı olacağını düşündüğüm bir kamp olacak. Bu kamp hakkında geniş bilgi almak istiyorsak açıklamalardaki WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Kampın ayrıntıları netleşince orada zaten duyuru yapacağım. Öyleyse hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Birinci sorumuz 2022 LGS'de çıkmış. Bir fabrikanın 3 farklı ürün, 3 farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketleme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Tablo çok önemli. Tablo neymiş? Paketlenen ürün sayıları. Mesela 15 tane ürün paketlenmiş. Ve paketlenme süreleri. Fakat burada çok önemli bilgi daha var. Toplam süre. Yani bir paketin paketleme süresi değil bu 3 dakika. Buradaki 15 ürünün toplam süresi. Bunu da anladık. Soru okuma devam ediyoruz. Bu 3 bandın her birinde 1 bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşitmiş. Çok güzel. Ve toplamları 13'ten azmış. Toplamları 13'ten az olan ne? 1 dakikada paketlenen ürün sayılarının toplamı. Bunları topladığımızda 13'ten de az olacakmış. Buna göre x'in alabileceği değer en fazla kaçtır diye sorulmuş. Peki biz 1 dakikada paketlenen ürün sayısını nasıl bulabiliriz? Çok kolay. Eğer 15 ürün varsa ve toplam 3 dakika sürüyorsa 1 dakikada arkadaşlar 15'i 3'e bölerim 5 tane ürün paketlenir. Gelelim L'ye. 16 tane ürün varsa ve toplam 4 dakikada paketleniyorsa 16'yı da 4'e bölerim. Buradan da 1 dakikada 4 tane ürün paketlenir. E şimdi M'yi bilmiyoruz. Ona da soru işareti koyalım. E bunların toplamları neymiş? 13'ten azmış. O zaman toplarsak 9 artı soru işareti. Eğer 13'ten azsa 9 karşı eksi olarak geçtiğinde soru işaretin arkadaşlar 4'ten az olması gerekir değil mi? 13 eksi 9. Peki 1 dakikada paketlenen ürün sayısı 4'ten azsa ve en fazla istiyorsa ve bir de doğal sayı demişti hatırlarsanız bakın şurada da doğal sayı demişti. O zaman 4'ten küçük en büyük ne alabilirim? 1 dakikada paketlenen ürün sayısına 3 tane diyebilirim. Peki bu durumda 6 dakikada toplam kaç ürün paketlenmiş olur? O da x eşittir. 6 dakika 1 dakikada 3 ürün paketleniyorsa 6 dakikada 18 tane ürün paketlenmiş olur. Geçelim o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda denge durumunda demiş bakın. Denge durumundaki eşit kollu terazinin kefelerinin konumu şekil 1'deki gibidir. Bu terazinin sol kefesine 1 adet 100 gramlık işte burada görüyorsunuz. 3 adet x gramlık kutu. Sağ kefesine de 1 tane 250 bir 1 tane de 60 gramlık kutu yerleştirildiğinde denge durumu bozulan terazinin kefelerinin konumu şekil 2'deki gibi olmuştur. x'in alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Gayet kolay bir soru. Önce buradaki toplam ağırlığı bulursunuz. Bunların hepsini toplarsınız. X artı X artı X ne yaptı? 3X. Bir de yüzümüz var. 3X artı 100 yaptı bu kefedeki toplam ağırlık. Bu kefedeki toplam ağırlığı toplarsınız. 310 yaptı. E hangi taraf ağır basmış bakın. Bu taraf aşağıda olduğuna göre sağ taraf daha ağır. Yani sağ taraf büyük olmalı. Sol taraftan. Bu eşitsizliği çözmek için yüzü aynı normal denklem çözermiş gibi yüzü karşı -100 yüz olarak gönderdiniz. 310'dan 100 çıktı. 210 kaldı çünkü 100 karşı eksi 100 olarak geçmişti. Şimdi her iki tarafı 3'e bölersiniz normal denklem çözermiş gibi. Ve her iki tarafı pozitif bir sayıya böldüğümüz için de eşitsizlik yön değiştirmez. Demek ki x'in 70'ten küçük olması gerekiyormuş. Bir de arkadaşlar buna ne eklemeliyiz? Bu bir ağırlık ya negatif olamayacak ya. Şimdi 70'ten küçük desek eksi sayılar da var 70'ten küçük. Bu bir ağırlık olduğuna göre bunun ağırlığı da 0'dan büyük olmalı diyeceğiz. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda aşağıda yakıt göstergelerinde ibrenin ucu sıfır gösterdiğinde yakıt deposunun tamamen boş olduğu, biri gösterdiğinde ise yapıt e, gösterdiğinde tamamının dolu olduğu, sıfırla bir arasına eşit aralıklar konulan çizel, çizgilerden herhangi birini gösterdiğinde ise deponun kaçta kaçının dolu olduğu anlaşılmaktadır. Yani burası deponun dörtte üçü, yarısı dörtte biri ve boş. Tamam. Burada zaten açıklamış hepsini. Tamamı boş, tamamı dolu, deponun dörtte üçü. Bunlar da örnek. Deposu 48 litre yakıt alabilen bir araç. Bakın tamamı deponun tamamı 48 litre alabiliyormuş. Başlangıçta deposunda 30 litre yakıt bulunuyormuş. Bu araç x litre yakıt tükettikten sonra yakıt göstergesindeki ibrenin ucu 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasındaki bir değeri göstermekteymiş. Buna göre bu aracın tükettiği yakıt miktarı hani burada x demişti ya tükettiği yakıt miktarına. İşte bunu gösteren eşitsizliği bizden istiyor. Şimdi ben olsam ne yaparım? İlk olarak 4 tane bölme olduğunu keşfederim bakın. 1, 2, 3, 4. Demek ki depomuzu 4 eşit bölmeye ayırmış. 48 de getiririm deponun tamamı 48 litreydi ya. 4'e bölerim. Ne bulurum arkadaşlar? Her bir bölmenin 12 litre olduğunu görür. Yani şuradaki 1 bölü 4 olan gösterge aslında 12 litreyi gösteriyor. Deponun yarısı aslında 24 litreyi gösteriyor. Deponun 4'te 3'ü aslında 36 litreyi gösteriyor. Deponun tamamı da aslında 48 litre deponun tam olarak dolu olduğunu gösteriyor. İlk olarak bunu yaparım. Sonra depomuzun içerisinde 30 litre yakıt var ya. 30 nerede arkadaşlar? Bakın 24 ile 30 arasında. Yani depomuzdaki yakıt göstergesi tahminin şuralarda bir yerde. Değil mi? 30 litreyi gösteriyor. Peki şimdi biz biraz yakıt kullanacağız. Yakıt kullanınca depomuz nereye gelecekmiş? 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 arasına. Yani şu bölgeye gelecek. Ne kadar yakıt kullanırsak bu bölgeye gelir. Bizden bunu istiyor. Aslında çok kolay bakın, şuradan incelerseniz, şurada 30 ya, 24'ün buraya gelmesi için ne kadar yakıt kullanmak lazım? Mesela 6 kullansak, kullanılan yakıt 6 olsa tam 24 olur, değil mi? İkisinin arası olmaz. O yüzden bir defa 6'dan büyük bir yakıt kullanmamız lazım ki 24'ün bu tarafına geçsin, değil mi? 12 ile 24 arasında olsun. Tamam. O zaman şuradan şuraya kadar 6 dedik. E bir de en fazla ne kadar kullanabilirim? Peki bu 12'nin buraya gelmesi için ne kadar yakıt kullanması lazım? Depomuzda 30 litre vardı. 12 litre kalması için de 18 kullanmam lazım. Ama 18'den fazla kullanırsam o zaman bu aralığın dışına çıkar. Ha, demek ki kullanacağım yakıt miktarı 6'dan fazla olmalı. 18'den az olmalı. 6 veya 18 olursa tam 12 ile 24 olur. Değil mi? Tam 6 kullanırsak 24. Tam 18 kullanırsak 12. Ama ikisinin arasında olmaz. O yüzden 6 ve 18'e de bakın şu eşitlikleri eklemiyorum. O yüzden cevabım ne olmalı? Denizli olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz 2021 LGS'de çıkmış olan bir soru. Uzun kenarların uzunlukları birbirine eşit ve kısa kenarları da 20 ve 8 cm olan dikdörtgen şeklinde iki tane karton. Bakın arkadaşlar uzun kenarların eşit olduğunu söylemiş ama kaç olduğunu vermemiş bakın. Kısa kenarların ise birinin 20 birinin 8 olduğunu soruda söylemiş. Soruyu hem okuyorum aynı zamanda şekli de inceleyerek ilerliyorum. Bu kartonlar şekil 2'deki gibi. Nerede şekil 2 bakıyorum ama burada tamam. Uzun kenarları paralel. Evet bunun uzun kenarı ile bunun uzun kenarı paralel olacak şekilde. Ve sarı karton altta kalacak biçimde. Üst üste yerleştirildiğinde mavi dikdörtgenin uzun kenarı sarı dikdörtgeni iki tane eş parçaya ayırıyormuş. Ha, bakın arkadaşlar çok önemli bilgi var. Hatta bunun altını çizelim. Sarı dikdörtgeni iki eş parçaya ayırıyormuş. Şu mavinin uzun kenarı var ya. Demek ki arkadaşlar hani zaten şuradan anlayabilirsiniz. Bu sarının bir kenarı 8'de. Ee, e burası niye 4? Demek ki diğer 4'ü bunun alt arkasında kalmış oluyor, değil mi? Onu da isterseniz şöyle çizelim. Sarı aslında 4'ü önde gözüküyor. Şuradaki 4 cm de mavinin arkasında kalmış oluyor. Değil mi? Şurası da 4, mavinin arkasında. Yani burası tam sarının ortası. Peki tamam burayı da anladık. Kartonlar şekil 2'deki konumdayken, evet, şekil 2'deki konumdayken şurası da önemli. Sarı dikdörtgen sabit kalmak üzere, mavi dikdörtgen sarı dikdörtgenin üzerinde aşağıya doğru x santimetre hareket ettirildiğinde bakın sarı sabit, maviyi aşağı doğru hareket ettiriyoruz. Hareket ettirildiğinde sarı dikdörtgenin tamamı mavi dikdörtgenin altında kalıyormuş. Yani sarının tamamen kapanmasını istiyoruz. Peki sorulan ne? x'in alabileceği değerlerin aralığı. x neydi peki burada? Bu mavinin aşağıya hareket edildiği miktar. Yani şunu soruyor bize. Mavi kartonu en az ne kadar hareket ettirirsek, en çok ne kadar aşağı doğru hareket ettirirsek sarı tamamen mavinin altında kalır? Şimdi bu soruda arkadaşlar herkes zaten şu en küçük değerin 4 olduğunu bulabiliyor. Yani mavi ne kadar aşağı itersem sarıyı tamamen kapatır? Tabii ki şurası 4 santim olduğu için en az 4 santim aşağı doğru itilememiz gerektiğini herkes anlıyor bu soruda. O yüzden cevabın en az 4 olması gerektiği için A ve B şıklarından biri olduğunu anladık. C ve D şıklarını eledik. Ama işte burada hata yapılıyor. Burada mavinin işte tamamını aşağı iteleyip 20 diyenler oluyor. O zaman da soru gitmiş oluyor arkadaşlar. Çok dikkatli olacaksınız. Şimdi eğer siz tamamen 20 santimetrelik şu mavinin tamamını aşağı doğru ötelerseniz o zaman şuradaki uç bakın şuraya gelmiş olur. Değil mi? Mavinin tamamı aşağı gelmiş olur ve sarının arkadaki kalan şu 4 santimetrelik kısmı ortaya çıkmış olur. O yüzden sizin buradaki yapabileceğiniz öteleme miktarı maksimum şu köşeyi maksimum şuraya getirebilirsiniz. Sarı görünmesin diye en fazla buraya getirebilirsiniz. Peki buranın uzunluğu ne kadar? 20 4 burası 16 cm. O yüzden maviye en fazla 16 cm öteleyebilirsiniz. Daha fazla ötelerseniz sarı görünmeye başlayacak. Değil mi? O yüzden cevabımız A seçeneği olmalı ama bu sene bu sorunun çıktığı yıl birçok öğrenci B seçeneğini işaretleyip yanlış yapmıştı. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuz 2019 DGS'de çıkmış. Gülle atma yarışmalarında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Tamam burayı anladık. Bu üç atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre. İşte çok önemli bir cümle burası. Bu cümleyi anlayan soruyu çözer. O yüzden bakın buralar önemsiz diye hızlı geçmeyin. Soruyu yavaş bir kere okuyun ve anlayın. Soruyu anlamak çok önemli. Bu cümleyi bir daha okuyoruz. Bu üç atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. Ya yani bu soruyu ben birçok öğrencide çözdüm. Çoğu öğrenci buraları topluyor mesela. Ben Burak'ın atışlarını topluyor. En yüksek hangisi ise o altın madde alacakmış gibi düşünüyor. Ama soruda öyle demiyor ki. Toplamı demiyor ki. Bu üç tane atıştan en büyüğüne göre sıralanıyor. En büyük attığı mesafeyi dikkate alıyoruz. Küçük attığı mesafeleri dikkate almıyoruz. Tamam. Bu sıralama sonucunda birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz verilecekmiş. Üç sporcunun buradaki yaptığı atışlar verilmiş. Fatih'in bir tanesi bilinmiyor. Bu yarışmada Cihan altın madalyayı kazandığına göre hemen Cihan'ın birinci olduğunu şuraya yazalım. Sonra Dinçer bronz madalyayı kazandığına göre demiş. Dinçer'in de ikinci olduğunu yazalım. Pardon bronz olduğuna göre üçüncü olduğunu hemen kesinleştirelim. Fatih üçüncü atışını soruyor. Ama kimin ikinci olduğunu söylemiyor değil mi? İşte burada siz düşüneceksiniz. Burada Cihan hangi atışına göre birinci olmuş? En yüksek yaptığı atış bakın 19,86'ya göre birinci olmuş. Şunların hiçbir önemi yok küçük atışların. Peki Dinçer hangi atışına göre üçüncü olmuş? Bu üç atıştan en büyüğü hangisi ise onu dikkate alıyoruz. 18,57'ye göre üçüncü olmuş. Diğer atışlar ehemmiyetli değil. En büyük atış için demişti. Bakın en uzun attığı en uzun mesafeye göre sıralanıyor bunlar. Peki o zaman ikinci olan kişinin yaptığı atış hatta en uzun yaptığı atış 18.57'yi geçmesi gerekiyor ama 19.86'yı da geçmemesi gerekiyor. Buraya bakalım. Buranın en iyi atışı 18.20 ama üçüncüyü bile geçememiş oluyor bakın. 18.57'den küçük bir atış. O yüzden buranın ikinci olma şansı yok. Peki Erdal'a bakalım en yüksek yaptığı atış 18.44 bunu dikkate alacağız. 18.44 dinçeri geçebiliyor mu 18.57'yi? Hayır bundan küçük. O zaman bunun da ikinci olma şansı yok. İşte Fatih'in burada ikinci olduğu kesinleşiyor. Fatih ikinci ise arkadaşlar 1686'ya göre ikinci olmuş olabilir mi? Hayır küçük 18'i geçmemiş. 17'ye göre olabilir mi? Hayır o da geçmemiş. Demek ki bu üçüncü atışıyla bu Fatih ikinci olmuş. Peki bu atış hangi aralıkta olursa ikinci olur? İşte bu üçüncüyü geçmiş olması gerekiyor 1857'ye. Fakat birinciyi de geçmemiş olması gerekiyor 1986'ya. O yüzden Fatih'in aralığı işte bu aralıkta olmalı Fatih'in üçüncü atışı bu aralıkta olursa ikinci olacağı kesin. Çünkü diğerlerinin ikinci olma şansı yok. Geldik altıncı sorumuza. Altın sorumuz arkadaşlar 2019 DGS'de çıkmış. Bir otelin her bir katındaki oda sayısının odaların bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiş. Evet tabloyu anlarsak soru çok kolay. Ama tabloyu anlamak biraz farklı bir soru bakın. Diyor ki kat numarası x. Eğer kat numarası 1 ile 4 arasındaysa diyor kattaki oda sayısını bulmak için diyor bakın 90 eksi 10 x yapacaksın diyor. Bakın şuradaki x var ya şu x. Bu x de bu x aynı x. Aynı x oldu bakın az sonra kullanacağız. Eğer kat numaramız 4 veya 4'ten büyükse bu durumda da kattaki oda sayısını bulmak için 50 eksi 5 x formülünü kullanacakmışız. Peki bu otelde ikinci kattaki oda sayısı nasıl hesaplanır? 2'ye bakıyorsunuz kat numarası 2 ya x 2 olmuş oluyor. Peki x 2 ise 1 ile 4 arasında mı? 4'ten büyük mü? 1 ile 4 arasında. O zaman bunu kullanacağız. İşte x yerine burada 2 yazıyorsunuz. 90 eksi 10 çarpı 2'den. Burada 70 tane oda olduğu anlaşılıyor. Peki 5. kattaki oda sayısı nasıl hesaplanacak? O zaman da kat numarası x yani 5 olmuş oluyor. E 5, 4 ile 7 arasındaysa şunu kullanmamız lazım. Kattaki oda sayısını hesaplarken. Getiriyorsunuz burada x yerine 5 yazıyorsunuz. 50 eksi 25'ten de burası 25 tane çıkmış oluyor. Kaç fazla 70-25'ten bunları da birbirlerinden çıkarttık. Toplamda ne yapıyor? 55 değil, değil mi? 45 fazla oluyor. Cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman son sorumuza. Son sorumuz 2018 LGS'de ilk LGS'de çıkmış. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiş. Birinci kursa kaydolurken 310 lira veriyormuşuz ve her ay 40-40 ödüyoruz. İkinci kursa kaydolurken 130 lira veriyoruz ve her ay 55-55 ödüyoruz. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay içinde aylık ücret ödüyormuş. Burada da açıklamış. Tablo ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Böyle sorularda arkadaşlar eğer bir denklem kurarsak işimiz kolaylaşır. Peki neye x diyeceğiz? Denklem kurarken sorunun başına neye x diyeceğimizi belirliyorduk. Burada ayı arkadaşlar. X ay bu kurslara devam eden bir insan ne kadar öder? Şimdi birinci kursa ne kadar öder arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. 310 TL kayıt olurken verir. Her ayda 40 lira ödeyeceğine göre X ayda 40x öder. Peki ikinci kursa kayıt olan ne kadar öder? Başlangıçta kayıt ücretimiz 130 TL öder. E sonra da her ay 55-55 ödeyeceğine göre X ayda 55x öder. Peki ne diyor bakın şu cümle çok önemli hemen onu da altını çizelim. Kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur. Birinci kursa ödenen ücretin ekonomik olması demek ne demek? Daha az ödememiz gerekiyor demek değil mi birinci kursa? Yani birinci kursa ödenen toplam ücretin ikinci kursa ödenen toplam ücretten küçük olmasını istiyor. Al sana bir denklem sorusu. Bilinmeyenleri bir tarafta toplarsa 40x karşıya eksi 40x olarak geçti. 55'ten çıktı 15x kaldı. Bilinenleri bir tarafa topluyoruz. E 130 karşı x 130 olarak geçti. 310'dan 130 çıktı. 180 kaldı. X'i bulabilmek için her iki tarafı 15'e böldünüz. X 12'den büyük çıktı. Bu ne anlama geliyor? Ay ya bu. Kaç ay gideceğimiz ya. 12'den büyük gidersek yani 13 ay, 14 ay, 15 ay bu kurslara devam edersek birinci kurs ekonomik oluyor. Ama 12 aydan az gideceksen 11 ay, 10 ay o zaman da İkinci kurs daha ekonomik oluyor. Hani peşin ücreti az ya. 12 ay gidersen de iki kursun da fiyatları eşit oluyor. O yüzden birinci kursun ekonomik olması için en az 13 ay devam etmek gerekiyor. Bunu da böyle denklemle çözebilirsiniz. O zaman arkadaşlar videomuzu bitirmiş olduk. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.